Evet arkadaşlar merhabalar. Benim hocama hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Kerem Hoca. Bir önceki dersimizde makaraları işlemiştik. Sizlerle basit makinelerden bahsetmiştik. Şimdi basit makinelerle devam edeceğiz. Karşımıza kaldıraçlar çıkacak sevgili arkadaşlar. Şimdi kaldıraçlarla ilgili bilmemiz gereken şey şu. İki çeşit kaldıraçtan bahsedeceğiz. Çift taraflı ve tek taraflı. Şimdi çift taraflı kaldıraçla başlayalım. Arkadaşlar, çift taraflı kaldıraçta destek noktası yük ve kuvvet arasında. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki hocam yükle kuvvet ortasında mı? Hayır, ortasında derseniz tam orta değerde oluyor. Hayır, ortasında diye bir ifade kullanmayın. Ha evet, ortasında olan kaldıraçlar var ama şimdi biz genel olarak bahsettiğimiz için yükle kuvvet ortasında demiyoruz. Yükle kuvvet arasında diyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi bir yükümüz var, bir kuvvetimiz var. Kuvvetle destek noktası arasında bulunan kısma biz kuvvet kolu, yükle destek noktası arasında olan yere de biz yük kolu diyoruz. Aslında bu P cismini şu şekilde çizersek aslında daha doğru olur. Biraz sağa kaymış. Şimdi arkadaşlar burası da bizim destek noktamız. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Bunlarla ilgili örnekler çok fazla çıkacak karşımıza. Mesela kerpeten, keser, makas, tahterevalli kesinlikle çift taraflı kaldıraca örnekler. Peki nedir çift taraflı kaldıracın özelliği? Nasıl uygulamamız veya nasıl düşünmemiz gerekiyor? Arkadaşlar eğer kuvvet kolu yük kolundan büyükse, yani kuvvet kolunun 4 santimetre, yük kolunun 2 santimetre olduğunu düşünürsen kuvvetten kazanç sağlarsın. Yük kolu kuvvet kolundan büyükse, yani tam tersi, işte yük kolu 4, kuvvet kolu 2 ise bu sefer de kuvvetten kaybın vardır. İkisi eşit olursa ne olacak? Ne kuvvetten kazancın var ne de kaybın var. İkisi de eşit kuvvette diyeceksin. Tek taraflı kaldıraçlar ise ikiye ayrılıyor kendi içerisinde arkadaşlar. Bakın destek noktası uç kısımda gördüğünüz gibi. Tek taraflı kaldıraçın özelliği bu. Ya yük destekle kuvvet arasında oluyor ya da kuvvet destekle yük arasında oluyor. Yani burada destekle kuvvet yer değiştiriyor. Mesela şimdi şu tipe geldiğinizde kesinlikle ne görüyorsun? Kesinlikle kuvvet kolunun yük kolundan büyük olduğunu görüyorsun. O zaman diyorsun ki kesinlikle kuvvetten kazanç vardır ya. Kuvvet kolu yük kolundan büyükse kesinlikle kuvvetten kazanç vardır. Nedir örnekleri? El arabası, fındık ve ceviz kıracağı, yine menteşeli kapılar. Şu açıyorsunuz ya kapıları, oynuyorsunuz ya bazen onlarda. İkincisine geldik. Şimdi şuna bakıyorsunuz. Ya burada yük kolu kuvvet kolundan büyük. O zaman burada vereceğiniz ifade şu, kuvvetten kesinlikle kayıp var. Çünkü yük kolu büyük. Ne gibi örnekler var? Cımbız ve maşa gibi örnekler var. Mesela şöyle maşayı basitçe anlatayım arkadaşlar. Şimdi maşada şöyle düşünün. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz şekeri şu ucundan şeker maşasına alıyorsunuz. Bakın destek noktası burası. Uyguladığınız kuvvet burası. Yük de burası oluyor. O yüzden de kuvvet kolu küçük olduğu için kuvvetten bir kaybınız var. Evet arkadaşlar kaldıraçlardan sonra karşımıza eğik düzlem çıkıyor. Aslında eğik düzlem günlük hayatta da oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Cisimleri kesinlikle daha küçük bir kuvvetle çıkartıyorsunuz yukarı. Dikkat edin. Cisimleri daha küçük bir kuvvette. 100 Newton mı? Kesinlikle 100 Newton'dan küçük F kuvveti. Eğik düzlemin en önemli özelliği bu. Yoldan kesinlikle kayıp var. Neden? Çünkü kuvvetten kazanç var. Yoldan kayıp var bu eğik düzlemde. Şimdi bu eğik düzlemle ilgili sorularda bağımlı, bağımsız, değişken ifadeleri, eğik düzlemin boyu ifadeleri hep karşınıza çıkacak. Şu L ile gösterdiğim yer eğik düzlemin boyu arkadaşlar. Eğik düzlemin boyu. H ile gösterdiğimiz yer eğik düzlemin yüksekliği. Eğik düzlemin yüksekliği. Şimdi tabii bunlarla ilgili karşınıza oldukça fazla değişkenli sorular çıkacak. Ama şunu bilin. Bu değişkenli sorularda şunu yapacaklar. Mesela diyelim şöyle 3 tane şekil çizeyim ben size.
5 metre, 5 metre ve 5 metre. Eğik düzlemin boyunu sabit tuttum. Yükseklik 10 metre, 8 metre ve 7 metre. Mesela diyecek ki işte hangi cisimi, hangisi daha kolay çıkarır? Ne diyeceksiniz? Tabii ki eğik düzlemin boyları hep aynı ama yüksekliği ne kadar küçük bir değere sahipse o kadar rahat çıkaracaksınız. Bu gibi sorular karşınıza çıkacak. Yine kitapta yer alan eğik düzlem sorularını ben sizlere çözeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar geldik dişlilere. Aslında dişliler her yerde kullanılıyor ve kuvvetleri de birbirlerine iletiyorlar. Şimdi mesela K ve L dişlilerine baktığımızda şunu görüyoruz. Bu K'yi buraya doğru döndürdüğümüzde L'nin de bunun ters yönüne döndüğünü görüyorsunuz. Ve bunlar K dişlisi, L dişlisi birbirine ters yönde döner ifadesi kullanabiliyorsun. Hatta şunu diyorsun. Yarı çapı hangisinin büyükse daha az döner diyorsun. Mesela yarı çapı bunun 3 cm olsun, bunun 1 cm olsun. K'nin dönme sayısı L'nin dönme sayısına göre daha az olacak. Çünkü L'nin yarı çapı küçük olduğu için daha çok dönecek. Şu gibi düşünebilirsiniz. K 1 tam tur atarken L 3 tam tur atacak. Traktörün lastikleri gibi arkası daha az döner, önü daha çok döner. Şimdi burada karıştırdığınız bir kavram var. O da eş merkezli kavramı. Bazen böyle K ve L'yi eş merkezli veriyor. Diyelim ki içerideki L'nin yarı çapı 1 cm, K'nin de yine yukarıdaki gibi 3 cm olsun. Arkadaşlar K hangi yöne dönerse L de o yöne dönüyor. K kaç tur dönerse L de o kadar tur dönüyor. Yani dönme yönleri ve dönme sayıları eş merkezli dişlerde aynıdır. Evet, nerelerde kullanılıyor? Saatlerde, el matkaplarında ve tabii ki birçok basit makinenin yapısında var. Kasnaklar aslında dişlerle benzer özellikler gösteriliyor. Kayışlarla birbirine bağlanmış. Bu döndü, bu da buraya döndü. Bu döndü, bu ise zıt yöne döndü. Bakın düz bağlama ve ters bağlama olarak iki şekilde söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bunlarla ilgili karşınıza dönme sayıları gibi bir soru çıkarsa oran orantı yöntemiyle bunu yapabilirsiniz. Demin dediğim gibi diyelim bu 6 cm, bu da 2 cm olsun. Şimdi bu 2 tur döndüğünde bunun 6 tur döndüğünü söyleyebilirsiniz. Çok basit bir şekilde şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. 6 cm yarı çapı kaç tur döndü? 2 tur. 6 x 2 12. Karşının da 12 olmasını bekliyorsunuz. 2 cm yarı çapı varsa bu da 6 tur dönecek diye bir yöntem uygulayabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Burası 3 cm olsun. Burası da 2 cm olsun. Bu 4 tur dönsün. Bu kaç tur döner diye sorduğum zaman şunu yapacaksınız. Aslında çok basit. 4 x 3 12. Yani buranın toplamını 12 buldunuz. Buranın da 12 olması lazım. O zaman rahatlıkla 6 tur yazabilirsiniz. Zaten dönme yönlerini çok rahat bulacağınıza eminim. Ama dönme sayılarıyla ilgili de bu şekilde bir oran orantı yöntemiyle yapabiliyoruz. Sizi belki de en çok zorlayacak, belki de bazı noktalarda kafanızı karıştıracak olan basit makinemiz çıkrık. Aslında çıkrık eskiden kuyudan su çekerken böyle çocukken oynadığımız şeylerdi ama tabii köye giden var mı yok veya bunu gören var mı yok mu bilemiyorum. Eş merkezli ve yarı çapları farklı. Bakın eş merkezli dediği şu, ortadaki görüyor musunuz bunu eş merkezli yani hepsi eşit merkezli. Farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen basit makine düzeni. El mikseri, el matkabı, olta makinesi, bazı kahve değirmenleri, araç direksiyonları, kıyma makineleri, gaz vanaları, kapı kolları, tekstil tezgahları, yün eğirmek için kullanılan bu araçların hepsinde çıkrık var. Peki nasıl yorum yapacağım çıkrıkta? Arkadaşlar F dediğim şey tabii ki kuvvet. Büyük R dediğim şey kuvvet kolu. Kuvvet kolu o da büyük yarı çaptır aslında. Onu da şöyle yorumlayacağım. Bakın ben o F'yi yani kuvveti şöyle çevirdiğim zaman büyük bir yarı çap ortaya çıkıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu büyük yarı çap aslında kuvvet kolunun çevresidir değil mi? Devam ediyorum. Bir de küçük R var. O da bağlı olduğu şu yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı.
silindiride bir dönüş güzergahı olarak düşünürsek yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle iç tarafına bunu çiziyoruz ve iç tarafında yarı çapını küçük R ile, yani aslında yük kolu gibi ne yapacağız? Bunu düşüneceğiz. Zaten bir ne var burada? Bir G yükü de buna bağlı. Şimdi burada size sorulacak olan soru şu. İşte neyi arttırır, azaltırsak kuvveti azaltıp arttırabiliriz. Arkadaşlar, ya büyük R'yi ya da küçük R'yi değiştirdiğiniz takdirde bu değerler değişir. Ama onun dışında F'ymiş, G'ymiş, bunlarla ilgili çok fazla soru sorulmaz. Özellikle şu F'nin, yani şu verilin şöyle uzatırlar yük kuvvet kolu sanın diye. Hayır. Yük kolu şurası arkadaşlar. Şuralar çok önemli. Bak şu iki tane, bir içerideki silindirin yarıçapı, bir de şuraya çizdiğim yer çok önemli. Bu ikisine çok dikkat edeceksin. Eğer sen kuvvet kolunu oldukça uzatırsan, kuvvet kolu uzadığı için kuvvetten kazancın olmuş olacak gibi düşüneceksin. Yine bunlarla ilgili sizlere ben kitabımdaki soruları çözeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, basit makinelerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda etkinlikler yapacağız ve bu üniteyi bitireceğiz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere.